Yüce Allah birçok canlıyı muazzam bir şekilde ve insanlara hizmet için yaratmıştır. Bilimsel olarak incelendiğinde insanlar dahil hiçbir canlının tesadüfen yaratılmadığı açık ve net ortadadır. Bunun yanında milyonlarca canlı fosilleri insanların ve hayvanların evrimleşerek var olmadığına kanıttır. İlerleyen videolarımızda evrimin geçersizliğini daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama önce yok olması durumunda insanlığın da yok olacağı arılardan bahsedelim. Ünlü bilim adamı Einstein'ın dediği gibi bal arıları yok olduktan 4 yıl sonra insanlık da biter. Çünkü arılar ekolojik dengenin olmazsa olmazıdır. Yiyecek kaynağının bulunabilmesi için kaynağın kovana uzaklığı, yönü, zenginliği gibi bilgiler arıların 8 şeklini çizerek yaptıkları dansta gizlidir. Arı 8 şeklini kuyruk kısmını titreterek zikzaklar halinde çizer ve böylece çiçek kaynağının tam yönünü verir. Bir tehlike sırasında kovanlarını korumak isteyen arıların düşman olarak gördüğü bir eşek arısı yaklaştığında 500 bal arısı havalanıp hemen eşek arısının etrafını sararlar. Bedenlerini hızla titreştirmeye başlarlar ve böylece vücut ısıları artar. Bu esnada eşek arısı adeta bir fırında pişiriyormuşçasına 45 dereceye kadar ısınır ve sonunda kavrularak ölür. Eğer ısı birkaç derece daha artacak olsa bu arıların da ölümüne sebep olur. Ancak arılar ısıyı olması gereken düzeyde tutup kendilerine zarar vermeden düşmanı etkisiz hale getirirler. Elbette bu arıların bir akıl tarafından kontrol edildiğinin göstergesidir. Öte yandan arılar 1 kilogram bal mumu yapmak için yaklaşık olarak 22 kilogram bal tüketirler. Bal mumunu salgı bezlerinden küçük parçalarına çıkartırlar. Bir kısmı bal olarak kullanılabilen 500 gram ham nektar toplamak için 900 arının bir gün çalışması gerekmektedir. 950 gramlık saf balı elde edebilmek için de yaklaşık olarak 17 bin bal arısının 10 milyon çiçeğe dolaşması gerekir. Bu da arıların ne kadar çalışkan olduğunu ve insanoğluna adeta hizmet etmesi için yaratıldığının bir kanıtıdır. Arıların uçuş tekniğine bakacak olursak kas liflerinin içinde bol miktarda bulunan miyofibril denen kaslabilir özellikle yapılara sahiptirler. Son derece küçük ölçülere sahip olan bu yapılar bal arısının kanatlarını saniyede 250 kere çıkmasını sağlar. Aynı zamanda arılar güneşi pusula gibi kullanabilirler. Bunu da güneşten gelen ultraviyole ışık dalgalarını kullanarak yaparlar. Böylece güneşin yerini tespit ederek yönlerini bulabilirler. Bazı özelliklerini saydığım bu canlının tesadüfen ya da belirli bir süre zarfında bu kompleks özellikleri kendiliğinden kazanmasını söylemek elbette aklını kullanan insanlar için geçerli değildir. Bu canlının bir yaratıcı tarafından yaratıldığı açık ve net ortadadır. Elbette bu yaratıcı tüm kainatın yaratıcısı, tek yüz sahibi Yüce Allah'tır. Ve Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Şeytanın Allah'a sığınıyorum. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendini evlerdi. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uç. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.